Uzun yıllardır magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, rahatsızlıklarından dolayı bir kez daha canlı yayını terk etmek zorunda kaldı. Hipertansiyon hastası olan Serengil, 9 Ocak tarihinde canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Serengil'in hastanede tedavi gördüğü esnada Instagram hesabından paylaşım yapan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, ünlü ismin şuur bulanıklığı yaşadığını söyleyerek, "Sabah gayet iyiydi. Şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3 kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim ve sizlerle paylaşacağım," açıklamasını yaptı. Hastanelik olan Seren Serengil'in 2 gündür programa çıkmaması ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Serengil'in program yapımcısıyla tartışarak programdan kovulduğu iddia edildi. Ebru Yaşar ile arası iyi olmayan Serengil'in programında şarkıcıyla ilgili bir haber yayınlatmak istemediği, bunun üzerine de yapımcı Bilal Özbilge ile tartıştığı iddia edildi. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Özbilge'nin Serengil'in üzerine yürüdüğü sosyal medyada konuşulan iddialar arasında. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Gelsin Hayat bildiği gibi de, Songül Payaslı, karakterine hayat veren Devrim Özkan'ın babası Lütfi Özkan, kaza geçirdi. Özkan, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Oyuncu, merhabalar. Arayan, soran tüm herkese teşekkür ederim. Babam önemli bir trafik kazası geçirdi maalesef ama şükür ki şu an durumu iyi diyebiliriz. Bolca duaya ihtiyacımız var sadece en güzel şekilde toparlayabilmemiz için, dedi. Ardından hastane odasında babasının elini tuttuğu fotoğrafı şükür notuyla paylaştı. Takipçileri Özkan'a, geçmiş olsun, mesajları yağdırdı. Hande Erçel, 10 Ocak 2019 tarihinde kanser hastalığıyla mücadele eden annesini kaybetmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık annesine olan özlemini dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, Aylin Erçel'in ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı. Yıllar önce annesiyle denize girerken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Erçel, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum ve hep dizinin dibinde olduğumu. Seni çok özledim anneciğim," mesajını yazdı. Oynadığı dizilerdeki oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve ünü dünyaya yayılan Burak Özçivit, katıldığı açılış, davet ve reklam filmleriyle adından söz ettiriyor. Oyuncunun 2023 için belirlediği fiyat da belli oldu. Burak Özçivit'in, hem tek hem de eşiyle oynayacağı reklam filmleri için 1 milyon dolar istediği ortaya çıktı. Kadar kasmak, ağırdan almak yani. Hani soru gelmiş, güne nasıl başlarsın? Cevap şu olmamalı, anladın mı? Bir güneş gibi yana yana, bir kahve gibi yudum yudum başlarım. Yok yani, hani ne gerek var buna? Uyandın, suyunu içtin, dişini fırçaladın ve sıçtın. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani kasma bu kadar ya. Bu sizin sonu. Direksiyonun soyulduğunu ben de sizinle birlikte az önceki storylerde gördüm ve açıkçası hani çok da mühimli olmadı yani. Siz niye bu kadar sinirlendiniz onu anlamadım. Bir şey konuşacağına gitti, direksiyonu kaplattı. Şimdi susuyorum ve bütün işlerimi iptal edip direksiyonumu kaplatmaya gidiyorum. Ay, bütün abla takipçilerim şu an patır patır şey yazıyor, evlenince ne yapacaksın? Birincisi evlenmeyeceğim, hadi diyelim ki evlendim. Kocamı alıp kliniğe gelebilirim yani, ya da Ece'ye gidebilirim. Kocam çok komik bir kelime değil mi? Bu da kocam.
kocamla tanıştırayım. Kocamsın. Kocam ne ya? Karımla çok kötü. Story'den konuşuyorum. Şeyle sildi abla bu. Burayı sildi bir şeyler. Evet, bayağı güzel kokuyor. Çıkayım mı? Çıkayım mı? Hayır. İlhan'cığım, bana kızıyorlar bize Bilal'ı göstermiyorsun diye. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ha? Sen? İşte buradayım mı? Ay! İlka yaptın, ne güzel oldun. Bunu bozma, gidip annesine yaptıralım doktor. Lale'nin tonunu bulacağım şimdi ben. Bulamıyorum. Sadece bir mekanlar. Masaj için merak ediyorum. Ne kurnazlık yapayım onu düşünüyorsun. Evet. 4 oy çıktı ya sana. Aynen. Anladın mı? Aynen. Ya seni yemek istiyorum. Bu ne güzellik. O nasıl bir bakış aşkım. Bir dönsene etrafında. Siyah sana çok yakışmış. Bayıldım sana. Bayıldım. Ya aşkım be. Şuna yardım etsene. İyi ki doğdum. Bay bay de bana. Bay bay. Bay. İşin uzmanı bir. Şans. O ne oğlum? Domates suyu. Domates sosu. Ne suyu? Karbara gerçekten. Domates sosu. Sosluğun sütüphane kendine böyle gizlerden alınıyorsun. Sultan kazdık arkadaşlar. Ayak ayıp. Ayağını mı görüyorsun? Ayağını. Bağlı mı?